Bosna Hersek'te Türkçe'ye olan ilgi her yıl artarak devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'teki Türkçe öğretmenlerini bir araya getirerek gelecek dönemde yapılacak çalışmaları planladı. Bosna Hersek'te Türkçe ilk ve orta öğretimde en çok tercih edilen ikinci seçmeli yabancı dil. Yunus Emre Enstitüsü'nün Tercihim Türkçe projesi kapsamında 7000'den fazla öğrenci devlet okullarında Türkçe öğreniyor. Ülkedeki Türkçe öğretmenleri başkent Saraybosna'daki çalışma toplantısında buluştu. Bu dönem gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi, okullardaki Türkçenin durumu ve gelecekte neler yapmamız gerektiği ile ilgili bugün bir istişare ve değerlendirme toplantısı için bir araya geldik. Toplantıya katılan Boşnak eğitimciler Türkçenin diğer dillerin aksine yurt dışına göçü özendirmediğine vurgu yaptı. Türkoloji alanında bir tecrübem var diyebilirim. Ve o tecrübeyle Türk kültürünün insan kültürüne çok büyük katkılar verdiğini dile getirmek istiyorum. Bosna Hersek devlet okullarında en çok tercih edilen yabancı dil Almanca. Türkçe'ye ilginin artması bazı medya organlarında Türkçe derslerini hedef alan iftira kampanyalarını da beraberinde getirdi. Türkçe öğretmenleri FETÖ unsurlarının da dahil olduğu bu kampanyalar nedeniyle okullarda fiili ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarına dikkat çekiyor.